gün peşmerge, bir dakika ben çarpışıyorum şu anda, tek çarpışan benim deyip Cizre'den girip Rojava'dan çıkabilir mi Türkiye topraklarından? Buna yol açıyor mu diye sordu. Altan Tan, buyurun, ne dersiniz bu konuda? Şimdi bu konuda tabii reklam arasında da konuştuk. Bunu bir bilgi olarak değil, bir yorum olarak söylediğini ifade etti. Bir gazeteci olarak soru soruyor ortaya. Ben Neçirvan Barzani'nin böyle bir endişe ile geldiği kanaatinde değilim. Çünkü biraz evvel de söylediğiniz gibi. Evet. Petrol için geldi diyorum ama. Çünkü bugün o kadar yoğun bir petrol alışverişi içerisindeler ki, yani Ankara'yla, bugün de bir haber vardı. Günlük 200 bin dolar, günlük 200 bin varil seviyesinde olan petrol satışını çok kısa bir zamanda 400 bin varile çıkarmayı düşünüyoruz diyorlar. Ben defalarca meclise soru önergesi verdim. Genel kurulda konuşma yaptım. Dedim ki bu petrolü kaça alıyorsunuz? Ne kadar alıyorsunuz? Yani kaç milyon ton veya milyon varil alıyorsunuz? Bunu kime satıyorsunuz? Ve bu paralar nereye gidiyor? Şu ana kadar bir cevap yok. Ve piyasada bu paraların önemli bir kısmının İsviçre bankalarına, Malezya ve Singapur'a gittiğiyle ilgili söylentiler var. Fiyat asla açıklanmıyor. Miktar asla açıklanmıyor. Buradan nereye varacağım? Bir şey sorabilir miyim? Buradan nereye varacağım? Kürtlerin petrolünü Türkiye'nin almasından rahatsız mısınız? Rahatsız değilim. Kürtlerin ve Müslümanların parası, petrolü Malezya bankalarına gitmesin, İsviçre bankalarına gitmesin. Niye bu iddiada bulunuyorum? Bugün yine bir gazete haberi ve teyit ediyoruz bunu, soruyoruz da, Süleymaniye'de 250 şirket iflas etti. Yani Kürdistan bölgesinde, Süleymaniye'de 250 şirket iflas etti, yani iflasını açıkladı. Ciddi bir ekonomik kriz var. Müteahhitlerin paraları ödenemiyor. Çok ucuzculuk yapıyorsunuz ve bunu niye AK Parti'ye böyle can siparişi yapıyorsunuz onu da anlamıyorum. Hangi sıfatla, kimsiniz? AK Parti kurucusu musunuz? Genel merkez yöneticisi misiniz? Bana mı söylüyorsunuz? Tabii size Kürt söylüyorum. Size Kürtlerin söylüyorum. En büyük hayat kaynağı olan petrolün Kürtlerin parası nereye gidiyor, nereye? Rahatsız oluyorum. Gidin bedavaya Neçirvan alıyorsanız. Barzani'ye sorun. Mesut Barzani'ye soruyorum, sorun onları. Soruyorum bunu. Mesut Barzani'ye biliyorsunuz, de soruyorum. Biliyorsunuz Irak yönetimi. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de soruyorum. Sizin şundan rahatsız olmanız lazım. Bir dakika. Hiç polemik yapmayın. Polemik yapmayın, haddinizi bilin. Irak yönetimi. Haddinizi bilin, polemik yapmayın. Bunu mecliste soru önergesiyle sordum. Saygılı ol sana. Genel kurulda sordum. Ben çok rahat. Bildir haddini bildirebiliyorsan. Bildir. Kürtlerin petrolünün parası Irak nereye gidiyor? Irak yönetimi. Nereye gidiyor? Nereye? Kuzey Irak'a nereye gidiyor? Para ödemiyor. Kuzey Irak maaşları dahi ödemeyecek durumda. 200 bin varil petrolün lazım. 200 bin varil petrolün piyasa değeri 100 dolarla. Sen neysenin kralın, bana haddini bildiremez. Başbakanı mecburum bildiremez. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Sen Kürtlerin petrolünden rahatsız oluyorsun? Ben sana, ben rahatsız olmuyorum. Lafı çevirme. İşte. Ben diyorum ki kime satıyorsun? Kaça satıyorsun? Para nereye gidiyor? Git Neçirvan Barzani'ye sor. Bu... Açıkla bunu. Sana da soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti milletvekiliyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne soruyorum. Bu paralar nereye gidiyor? Nereden geçiyor? Kimin kasasına giriyor? Kaça alıyoruz? Tam tersine, kaça Kürtlerin petrolünün daha fazla alınması, Kürtlerin dünyaya entegre olmasının peşinde olman lazım. Resmi soru önergeleriyle soruyorum. Böyle değil. Peki. Mecliste konuşuyorum bunu. Dolayısıyla bugün burada da büyük bir oyun oynanıyor ve bu müdahalenin sebeplerinden birisi de bu. Yani Orta Doğu'da gizli ilişkiler, mesela biraz evvel bir başka polemik yaşandı Sayın Fırat'la Sayın Selvi arasında. Mısır'daki darbedeki Türkiye'nin rolü. Bir polemik yaşandı. Peki Mısır'daki darbeyi ilk destekleyen kim oldu? Suudi Arabistan oldu. Mısır'daki Selefi Nur Partisi oldu. Yani İhvan-ı Müslümin'den tırnak içinde daha İslamcı, daha radikal olan %25 oy alan Selefi Parti aynı gece darbeyi destekledi. Ve Türkiye'nin şu an Suudi Arabistan'la, Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Bahreyn'le ve Kuveyt'le para ilişkileri, trafiği tamamen örtülü. Ne yapacaktık? Para için darbeyi mi destekleyecektik? Tamamen provokasyon yapıyorsun. Para için darbeyi mi destekleyecektik? Tamamen provokasyon. Hayır. Mısır darbesi, darbe haksızdı bu. Darbe haksız. Darbe zalim. Suudi Arabistan'la neler yaptınız? Eğer siz AK Partisi sözcüsüyseniz. AK Partisi Suudi Arabistan'la ne yaptınız? Ben gazeteciyim. Bir defa gazetecilikle alakan yok, konuşun. Alakan. Ya geçin Türkiye, bunları, Mısır'da geçin. Darbe bunları geçin. Geçin bunları. Hayır. Neyi geçin? Hayır, darbe katil. Darbe katil veriyorum. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz Suudi Arabistan'dan, var. Parasal ilişkilerimiz var diye Suudi Arabistan'dan ne kadar para aldın? Türkiye ne çok kadar delikanlı, haysiyetli bir şekilde. Katar'la neler yaptın?
İhvan-ı Müslüm'ün bugün Katar'dan niye çıkarıldı sizin müttefikiniz? Halit Meşal'ı Şam'dan alıp Katar'a götürdünüz, şimdi sahipsiz bıraktınız. Adamın yatacağı yer yok, gideceği yer yok bugün. Bunların tartışılması lazım. Ve böyle yani kalemşörlerle, silahşörlerle değil, politikacı çıkacak, bunların hesabını verecek. Suudi Arabistan sen ayakta kaldı. Sen gazeteciye kalemşör diyemezsin. Katar sen tetikçisi kaldı. Olabilirsin. Benim muhatabım değilsin. Geç. Tamam, geç. Tamam, ben muhatabım değilsin. Konuşma. Suudi Arabistan ayakta genel kaldı. Saygılı ol böyle. Genel kurulara veriyorum. Siz böyle meydanı boş mu? Geç Altan Bey. Saygılı ol. Darbeyi savunuyorsun. Darbeyi savunan şerefsizdir. Ben ne diyorum? Türkiye'nin darbeyi savunan şerefsizdir. Aynen öyle. Ama Suudi Arabistan'la işbirliği yapan, Katar'la işbirliği yapan. Türkiye darbenin karşısında Birleşik Amerika'yı dinle beni dinle. Ne yapacak? Birleşik Arap Emirlikleri'yle iş tutan. Tabii ki darbeyi üstü örtülü destekleyen bütün dünyaya posta okurken Suudi Arabistan'a, Katar'a, Küveyt'e tek laf etmeyen de şerefsizdir. Peki. Devletlerin tamam devletlerle ilişkileri olmaz mı? Sen bir defa Türkiye'nin bu asil duruşundan dolayı aldığın, saygı duy. Aldığın verdiklerini söyle. Aldığın verdiklerini söyle. Saygı duy sen bir defa. Aldığın verdiklerini söyle. Ben böyle geç kimlere papuç bırakmadım bu ülkede. Geç onları. Altan Bey. Meydanda atıyorsun. Çok özür dilerim. Şahsi. Siz böyle şeyin üzerinde duruyorsunuz. Türkiye, millette efendi efendi duruyor. İslam dünyasının yüz akı olan bir tavır ortaya koymuştu. İhvan-ı Müslüm'ün evini yıktınız. Gazze'nin evini yıktınız. Suriye'nin evini yıktınız. Türkiye'de. Müslümanları yere vurdunuz. Arsenal'ın arkasında duran İhvan-ı iktidar için Türkiye. Bütün Müslümanları yere vurdular. Bütün en büyük hakaret. Burada Müslümanların en büyük vebali sizin üzerinizde. En büyük hakaret bu. Müslümanların bütün vebali sizin üzerinizde. Türkiye beyefendi Türkiye. Bütün vebali sizin üzerinizde. Sen bana plak gibi konuşuyorsun. Sen bana cevap ver. Suudi neler yaptınız? Katar'la neler yaptınız? Birleşik Arap Emirlikleri'yle neler yaptınız? Bu ülkelere savaş mı ilan ettiniz? Söyleyin neler yaptınız? Mursi'nin arkasında duran söyleyin. Türkiye buna saygı dur önce sen. Pardon araya girebilir miyim? Mursi'nin evini Suudi Arabistan yıktı. Tamam Altan Bey. Suudi Arabistan'a Mars oldunuz Orta Doğu'da itiraf edin. Peki. Mars oldunuz. Altan Bey. Canım, çok darbe yaptırmışlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Karşı duymuşuz. Gazze'yi perişan ettiniz. Suriye'yi perişan ettiniz. Şimdi sıra geldi Kürtlerin başına. Kürtleri de perişan edeceksiniz. Böyle bir siyaset olmaz ya. Peki. Altan Bey rica ederim. Yok böyle bir siyaset. Burada bir virgül koyun lütfen.